Ben arkadaşlar herkese selamlar. Medieval Dynasty maceramız devam ediyor kaldığı yerden. Bölüm kaç oldu en son? Ben saymaya bıraktım. 35-36 gibi bir şeydeyiz. Şehrimiz büyümeye başlamıştı. Şu önce bir malzeme eksiğimiz var. Şu eksiği bir bulalım bakalım. Malzeme eksiğini arkadaşlar şurada. Bunun bir eksiği var. Odunlukta atama yok diyor. Üretimimiz varmış. Oğlum nereye gitti bunların hepsi? Bunların hepsi galiba arkadaşlar çoluk çocuğa karıştı. Kadınları kontrol edelim. 3 yaşına gelenleri çırak olarak atayabiliyor muyuz? Yok hala çok küçük diyor. 5'ten itibaren falan mı acaba bilmiyorum yani. Ama zaman yavaş geçiyor yani onu söyleyebilirim. Evet şu eksik malzemeye bir bakalım. Çiftçilikte bir olay var atama yok diyor. Hayvancılıkta 3 tane olay var. Sığırlarda atamalar yok diyor. Ne şunu kapatalım. Üretimde evet demirhanede bir olayımız var. Kaynak yok. Kaynak ne yok acaba? Kaynak muhtemelen bizim cevherimiz yok. Şurada cevher var mı? Onları bir teyit edelim. Arkadaşlar demir cevheri 250 tane. 200 tanesini alayım. Kardeşim bir istasyonu boşaltabilir misin? Sana bir cevher yapı vereyim. Hadi canım kay yana. Hadi hadi bekleme yapma ya. 100 tane cevher yapacağım. 60-70 tanesini ortalama atacağım depoya. 20 tanesi de bende kalsın. Olur mu hanımlar? Olur mu beyler? Evet. Ocak sana bereket getirsin. Ocak dediği şey galiba. Bunlar o kalı yat ya neyse ya. Demir cevheri de değil. Bu da değil. Yanlış yere bakıyormuşuz. Şuradan şuraya atacağız. İyi bayağı varmış çantamda. O zaman şöyle bir 50 tanesini falan atayım. Demir cevherinin bir tanesini de atayım çantaya. Şimdi eksik olarak bizim depomuzda silahlar ne durumda? Silahlardan mesela demir balta iyi, bıçak iyi. Kazma azalmış arkadaşlar. Birkaç tane kazma yapalım. Kazmanın dışında da şu bronz bıçakları alayım artık. Ben bunları şey yapayım ya olur mu bak. Bu bronz çekiçleri de alayım. Demir çekiç yapayım arkadaşlar. Demir çekiç bunlar çalışamayacak şimdi. Abla bir sal burayı. Demir çekiç yapacağım. Demir aletler, demir aletler, demir silahlar. Aletlerdedir herhalde. Çekicin de kilidini açmamışız ya. Şöyle bir 10 tane demir çekiç yeter bence şimdilik arkadaşlar. 10 tane demir çekiç yapalım. Ondan sonra biraz da kazma yapalım birkaç tane. Demir kazma. Şöyle bir 5 tane de kazma yapayım. Allah'tan üretimi iyi. Sirkülasyonu sağlıyoruz da yapabilme şansım oluyor. Yoksa var ya nane yediririz bu kadar şeylerle. Şimdi silahlardan. Bronzları satacağım artık. Onlarla işim kalmadı. Demir tırpanlar bende kalsın. Demir çekiç. At bakayım 10 tanesini. Bir şey daha yaptım. Kazma mı yaptım ben az önce? Demir kazma. Demir çapa, demir tırpan. Kazmayı göremiyorum. Girişme, aha şurada. 4 tane demir kazma yapayım burada. Bunlar da depoda bulunsun. Hatta şöyle. Şimdi eksik kaldı mı değerli dostlar? Demir kazmamız, demir çekicimiz, demir çapamız. Her şeyimiz bol bol var. 2 bildirimimiz gitti. Şimdi şu Unighost'un Dighted hikayesine bir devam edelim isterseniz. Tamam mı? Onu yapalım. Vergilerimizi ödemiştik en son 60 meslekli paramız vardı. Çocuklar ortalığı sıkıştırmayalım, ortalıkta gezmeyelim, dikkat edelim. Tavuklarımız iyi durumda, bir sürü yumurtalarımız var. Hacı kolay gelsin. Çalışmayan adamımız var mı bizim? Çalışmayan? Yok evet. Devam ediyorum değerli arkadaşlar şöyle arka taraflara doğru. Hanımın görevi var, bir de Dighter görevimiz var. Dighter göreviyle başlayacağız. Atlarımız büyümeye başladı. Yenileri bir sürü onları alacağım. Gübreleri valla toplamıyorum artık ya, bence iyi oldu yani. Şimdi HBH diyelim. Şunu alayım ben hepsini. Bunu erkek atımıza giydireceğim bunları. Eğerle dedim. HBH dedim. Onu galiba şuradaki. Aa o burada değil. Onlar nereden bulacağız şimdi demir şeyi? Nalı burada mı olur acaba? Nalın nereye gittiğini bilmiyorum. Ya da C'ye mi basıyorduk buradayken? Binip mi C'ye basıyorduk acaba? Bir bineyim böyle arkadaşlar. Şöyle bir bineyim. At eğerleme. Bu kısımdan envanter. Oradan C'ye basıyorduk. Aşağıda binek oluyordu. Onu bulamadım. Şuradan mı? Galiba burası. Evet burası. Tamam buldum. Evet arkadaşlar. Önce ata koyuyoruz. Eğerle birlikte aynı şekilde koyuyoruz. Ondan sonra eğerleyeceğiz onu ama az önce koydum. Gene bulamıyorum. Binek yığın bırak. Bineğe aktar. Bineğe geç. Heh, buldum şimdi. Bunu da buraya koyalım. Şöyle. Tamamdır. Gidelim bakalım Dighter görevimize doğru. Bize ne söyleyecek?
neler yaptıracak, neler sattıracak geriye doğru yaslanalım. Lütfen beğenelim değerli arkadaşlar. Beğeni sayılarımız az kalmasın. Beğeniler ve diğer şeylerle destek olan herkese çok teşekkür ederim. Çocuklar dikkat. Dikkat edin. Vallahi var ya. Köyümüzün çocuklarısınız. Çok tehlikeli şeyler yapıyorsunuz yol üzerinde. Haydi bakalım. Şuradan da çıkalım. Geçen bölümde neler yaptığımızı unuttum. Çünkü çok oldu ben oyunu oynamayalı arkadaşlar. Ara verince şehir dışındaydım. 3 gün 4 gün ara verince devam edemedik yani. Ya gene düştüm ya. Allah Allah. Haydi. Atın yani böyle basit yerlerde kendi kendine atlayabilmesi gerekiyor. Ben takılmayacak zannettim. Atladık takıldık. Abi, geçen bölüm bayağı bir et biriktirmiştik ama onları kullandık mı onu hatırlayamıyorum arkadaşlar ya. Herhalde kullanmadık diye hatırlıyorum ama. Hayırlısı bakalım. Aha geldim. Dieter'ın saklandığı bölgeye geldim. Bu ormanda arayacağız galiba. Onun sağda bir yerleşke var. Burası mı acaba? Bence burası ya. Deneyelim mi burada şansımızı? Bence sensin Dieter. Selamünaleyküm. Arkada da ayı var ya da bizon. Kim geliyor? 85 yaşında mı? Merhaba, ben şifacıyı arıyordum da sen misin acaba? Sen kimsin de bana ihtiyor diyorsun? Ne? Ne? Doğru kişi benim. Sen kimsin? Sağır arkadaşlar, kulağı duymuyor. O yüzden tekrar ediyoruz. Hiç zahmet etme, hatırlıyorum. Ne istiyorsun demiş. Arkadaşlar, Lord'un öldürüldüğünü öğrendik. Yani söylediklerinden biz bu anlamı çıkarıyoruz. Kendisi bu konuda konuşmak istemiyor. Dağda yaşıyor ve şöyle diyor. Ben Lord'un gibi ölmek istemiyorum, öldürülmek istemiyorum. O yüzden buralarda dağda bir başıma yaşıyorum diyor. Ve sağır olmadığını anladık şimdi. Evet. Elimden gelmez evlat. Ben kendi seçtiğim şekilde ölmek istiyorum. Metal zehirlenmesi yüzünden nalları dikmek istemem. Kuyuya terk edip güvende olman için sana yardım edersen bize bir şeyler verir misin? Bilmiyorum diyor. Bana birazcık at. Bana bir at ve biraz erzak getirirsen bülbül gibi atarım diyor. Harika, hemen ilgileniyorum. Bana da yol değişik edecek birisi lazım. Bana saldırma ihtimalleri düşük olsa bile yolda haydutların ve vahşi hayvanların olduğu bir gerçek. Tamam. Yolculuğun sırasında seni koruman için birini bulacağım. Atı getireceğim. Et getireceğim. Bir de eş istiyorum dedi. Unut gitsin dedik. Denemeye değerdi demiş Dieter. Geri geleceğim. Kestirel'le konuşacağız. Eş istemesi biraz saçma. Bir dakika arkadaşlar. Şunu bir avlayalım bence. Ya ne ara gördüğünde bizi kaçıyorsun, ben bunu anlamadım ya. Bizi görmemesi gerekiyordu. Şöyle arkadaşlar, bir hedef almayı deneyeceğim de. Şu aradan geçmez. Şöyle deneyelim. Denedik, olmadı. Denemeye değerdi adamın dediği gibi. Hadi bir tane daha değerse bu direkt düşecek. Şöyle. İki oldu. E hadi. Şu üç. Tamam. Bu gitti. Bir tane daha vardı buralarda mı? O vahşi olanlardan biriydi. Tamam, o da gitti. Şu tepede vahşi bir şey var arkadaşlar. O sıkıntı. Şunları ben bir alayım hocam. Şu avladığımız sığınları. Bunların etlerini. Et de isteyecek. Aha. Allah'a, bizon bizi fark etti. Nasıl fark etti bilmiyorum ama fark etti arkadaşlar. Şunu da bir alayım. Bizon gelmeden önce. Birazdan üstümüze doğru çılgınca koşan bir şey olursa o bizondur yani. Aha, buradaymış. Hadi bir tane daha, bir tane daha. Hadi bir tane daha. Çok yavaş değiştiriyor ya. 3 oldu. Tamam, bu bitti. Şöyle bir yaklaş. 2. Kardeşim, nazar mı ettik lan buna? 3. 4. Şu da geliyor. 1. Hadi. Ya onlar bana vurmamalı. Ben onlara vurmalıyım. Galiba tam gerdirmediğimiz için ya. Muhtemelen ondan dolayı düşünüyorum arkadaşlar. Baksanıza 4-5 tane demir ok atıyorum. Anca öyle hasar almaya başlıyorlar. Şu demir oklarımı da geri alayım. Başka var mı? Şunu da ver. Ama iyi bir süre topladım lan. O olduğum yerde, görevi yaptığım yerde. Dieter'i şehir dışına göndereceğiz. Ortalıkta acayip karanlık görünüyor bu arada. Hepsini aldık mı?
Okların. Şunu da alayım. Ya ihtiyacım yok ama bu ne olmuş? Nalları dikmiş bu ya. İhtiyacım yok ama arkadaşlar. Alayım gene de ya. Boşa gitmesin. Sürekli ok yapmak zorunda kalmak istemiyorum. Tamam. Kestirel'in yanına gideceğiz. 318 metre ileride kendisi. Atım geliyor. Gel atım. Gel kardeşim benim. Sana atı satın alırım herhalde. Kendi atlarımı vermek istemiyorum bu senin için. Ben atlarımla duygusal bir bağ kurdum. Atı şey yapacağım. Halledeceğim. Kestirel'e gidelim. Kestirel'e Kestel desem çok yanlış anlaşılmaz değil mi? Kestel diyelim ona. Bir de aha abo eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Bir dakika aynen. Bunlar tek atar diye düşünüyorum bunlara. Şu bir. Üç tane zaten. Şu iki. Gel gel. Gel kaçma gel. Sürünü avladım, sıra sende. Tamam bunlar kolay. Biz onda kolay aslında bence ama niye onları avlayamadık bilmiyorum. Biraz çok yani gerdirmediğimiz için midir nedir? Aşırı derecede zorladı bizi. Aa şurada bir tane daha varmış yukarıda. Bak onu yeni gördüm. Şu isterseniz onu da uzaktan direkt halledelim. Gerdir 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 gerdir. Galiba o da düştü. Arkadaşlar tek yedi, tek dedi kardeşim. Yapacak bir şey yok. Kaç tane et? 10 et, 5 tane kürk. Şu kürkleri bir değerlendirsek iyi olur. Kendimize yeni elbiseler yapmak istiyorum. Atım da gelsin bir yandan şunu yüzerken. Tamam. Haydi bakalım. Kaç metre? 388 metre. Kestel'de bunlar da buralarda bir yerlerde yaşıyorlar. Şöyle şu dağın solundan dolaşayım ya. Direkt ortadan geçmek istemedim. Soldan soldan gidelim. Aha. Ha şey köyün girişi. Korktum lan. Haydut sandım koskocaman at arabasını. İki tane de kadın varmış burada. Var mı güzel bir özellik? 3 sağ kalım. 3 diplomasi. Diplomasi de kadın almıyorum ya. Satış aksamasın diye. Sadece erkek çalıştırıyorum. Diplomasi de. Onlar daha iyi oluyor. Tık tık tık. Hocam müsait misiniz? Giriyorum içeri. Geldim. Nasıl gitti diye sordu. Haklıydın, Lord'unu katletmişler. Açıkçası umarım paranoyak olmuşumdur diyordum. Ama demek ki doğruymuş. Katilin kim olduğunu biliyor musun? Hayır bilmiyorum tabii ki yani. Yaşlı cifazı korkmuş. Sakatmış gibi davranarak geçirdi. Şimdi atı Kestel ben halledeceğim. Atlarla aram zaten önceden beri iyiydi diyor. Çürümemiş et götür diyor. Su dolu kırba. Ağzına kadar su dolu kurba götür diyor. Domagaj'la da bir konuş bakayım diyor. Ne yapacak diyor. Şimdi... Domagoj'un yanına gideceğiz. Domagoj 981 metrede mi? Boyağı terk edersin bu kadar mesafede ya. Bu biraz sıkıntı. Şu haritayı... Haritanın şeklini değiştireceğim. Sadece görev yapsam. İnsanlar ha. Sadece görev yapsam daha iyi bence. 955 metre diyor ya. Su dolu kırba da istiyor. Eskimemiş su dolu kırba. Onu marketten satın alabilirim bence. Domagaj'ın yanına doğru gideyim. Et zaten çantamda var. Ama eti depoya atmam lazım yarın olmadan önce. Yarın olursa arkadaşlar et nanay olur. %25 çürür. Depoda %13 çürüyor. Günlük. Yani uzatmış oluyoruz ömrünü. Kullanım şeyinden açısından. Nasıl yer oğlum? Şey tut pususu gibi. 700 metre gideceğiz ya. 700 metre sıkıntı ama yolda av falan yapma durumum olur. O yüzden yolu eğlenceli kılabiliriz belki. Şöyle gene de gideyim ben. Şurada da bir banyo yapsam iyiydi aslında ya. Dur neler arkadaşlar. Biraz kirlendim, bir banyo yapayım. Aynen. Bir de su içeyim. Aa benim kırbam da var. Dur bir dakika. Kırba dolması lazım bende. Onu da doldurayım. Su dolu kırbayı. Şöyle. 7'den. Şunu da doldurayım arkadaşlar. Tamam. Başka var mı kırba? Yok. Aynen. Bunu da ona teslim ederiz. Muhtemelen bir tane kırba yeter. Kırba tamam. Banyo yapmadı tamam. Kendi su ihtiyacımı da karşıladım. Bir de yemek yiyeyim varsa çantamda. Sadece çiğ et var. Bir de zehir var. Benim çanta niye bu kadar boş ya? Bütün fare düşse içine şey yarılacak ya. Işıkta yolculuk etmek daha güzel oluyor bu arada arkadaşlar. Yine kurt mu? Vallahi bu sefer bunları sollamaya çalışacağım. Durmayacağım. Koş 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 koş.
Ha bunlar da yetişemez ya. Hangi kurtun ata yetiştiği görülmüş arkadaşlar. Ayı olursa avlarım. Çünkü getirisi çok, gerçekten verdiğin uğraşa değer. Aha şurada bir şey var. Bakayım mı ne var diye merak ettim. Genelde böyle ufak yerlerden bir cacık çıkmıyor ama. Elma şarabı var, iki tane aldık. Ha, bir iki kalas falan var, onları da bırakıyorum ya. Kalası ne yapayım ya? Kalas çok var. Evet değerli arkadaşlar, seri devam ediyor. Amcamız Lord'un öldürülme hikayesini araştırıyor ve öğrenmeye çalışıyoruz neler olduğunu. Öldürüldüğünü net olarak teyit ettik aslında. Kimin öldürdüğünü ve neden öldürdüğünü tespit etmeye çalışıyoruz şu anda. Vallahi bu işin altından benim kişisel tahminim Unigost'un çıkacağına dair içimde şüpheler var. Unigost sanki kral muhafızı olmak için yani amcamıza bir kazık atmış gibi görünüyor. Yönetim evler. Boş evlere bakalım. İki tane evimiz var. İki tane hanım kız gerekiyor köyümüze. Oo, işte mükemmel bir aday. İşte mükemmel bir aday. Dobrokna. Seni şu adamla, Sweet'le birleştiriyorum. Sweet ve Dobrokna. Seni hemen onun yanına eş olarak atayalım. Dobrokna. Sana iş olarak da neyi atasam canım benim? Şöyle çalışmayanlara tavuk kümeslerimiz var, dikim evimiz var, atölyemiz var, ahırımız var, balıkçılarımız çalışıyor. Pazar tezgahını atamayı düşünmüyorum. Bence bunu köye dönünce karar verelim ya. Güzel şeyler olacak gibi. Kardeş sende su dolu kırba var mı hasarsız? Su dolu kırba. Bana bir tane verir misin? İşimi garantiye alayım da. Ha, onun dışında ben sana şunları da satabilir miyim? Can I help you? Yes, you can do it. Ne sat abi? Yanlış yerden arıyoruz. Bıçakları satacağım. Bronz çekişlerimi satacağım. Bu bitti. Bunun parası kalmadı. Bir de şuna. Evet. Demir arbalet, demir balta. Şu demir baltanın eski olanını satayım. Demir bıçak, demir tırpan. Demir tırpanın da yine şuradan birkaç tanesini satayım. Tam gerisi bende kalabilir. Sulibrat. Kral ne arzu ediyor? Kral kaç yaşındaydı? Kral ne arzu? Şu görevi bir yapalım ya. Savaş bitmek bilmeyince kral uzun bir kız seferberliği başlattı. O yüzden oradaki askerler için kıyafet toplanmasını emretti. Harika, paketi getirmeni bekleyeceğiz. Eğer her şeyi buraya taşımak istemiyorsan yükleri deponda da saklayabileceğini unutma. Depon varsa bana söylersin, ben gelir oradan alırım. Yanlış göreve geldik ya. Nasıl oldu bilmiyorum ama yanlış göreve geldik. Tomagaj'la konuşacaktık. Yanlış, nasıl bizi kazıkladılar? Ha, aynı yerde olduğu için. Tomagaj kardeşim. Yardımına ihtiyacım var. Zaman kaybetmeyi sevmiyorsun anladığım kadarıyla. Özür dilerim ama mesele acil. Öyle mi dedi lanet kadın ya. O da bana karşı boş değil sanıyordum. 50 yaşındaki kadın. Sana karşı dolu olsa ne yapacaksın oğlum? Yaş 70 iş bitmiş ya. Neyse ne lazımdı ona? Koyağın dışına gitmek isteyen yaşlı bir amca var. Kendine eşlik edilmesini istiyor. 2 gün falan sürer. Yardımcı olamam diyor. Arbaletim yok, kırıldı diyelim. Oyunda silah kaptırdım diyor. Sana yardım edebilirim. Domage için bir arbalet bul. İşte yepyeni bir arbalet. Bir de demiri verdim ha. Harika. Kestele kendisi hazır olduğunda benim de hazır olduğumu söyle. Tamam. Ne oldu? Ne oldu lan? Görev başarısız oldu diyor. Ya ne alaka? Neyse. 20 tane kurutulmuş et, 500 sikke, su dolu kırba 2 tane. Görevler bana mı kolay geliyor? Bekle, kurutulmuş et vardır burada, 12 tane var. Neyse gidip kendim kurutayım ya. Su dolu kırba alacağım 2 tane. Su dolu kırbamız tamam, kurutulmuş etimiz tamamlanırsa 12 tane var. Yakın köye gitsem, ben neredeyim şu anda yani, eve uzak mıyım? Ha eve gitmiş gelmişim. Ha şu köye gitmiş gelmişim. Her türlü uzak yani. O yüzden eve gidip geleceğim arkadaşlar. Eve gideceğim. Etleri depoya atacağım. İhtiyacım olanı kurutacağım.
Sağa doğru mu gitmem gerekiyor? Evet. Ondan sonra bu görevi de yapacağım. Kraliyet görevleri size oyunda şöyle ekstralar katıyor. Kralla olan ilişkileriniz güçleniyor. İlişkiler güçlenirse belli oranda köylüler mutlu oluyor ve üretimleri artıyor. Yani %10 gibi bir mutluluk. Bütün 5 kraliyet görevini yaptığınızda köylülere verebileceğiniz maksimum mutluluk ve kralla olan iyi ilişkiler. İyi ilişkiler, düşük vergiler. Düşük vergiler mutlu insanlar. Aynı zamanda fazla üretime sebep oluyor. Bunu da oyunu oynayanlar varsa öğrenmiş olsunlar diye kısaca özetledim. Ben 35-40 bölümde öğrendim. Sizler de belki daha erken öğrenmek istersiniz. Köye geldik herhalde ya. 400 metre kaldı. Vahşi bir hayvan da çıkmadı gibi ama. En önemlisi et. Çantamıza eti depoya atacağız. Et önemli. Bir de şey arkadaşlar. Kurutulmuş et alacağım biraz çantama. O depoda yoktur muhtemelen. Biz kurutabiliriz kurutulmuş eti. Böyle gidelim bakalım. Bölümleri biraz kısa yapacağım. Sık paylaşacağım arkadaşlar ya. Yarım saat 40 dakika arası sık sık bölümleri paylaşacağım. Uzun yapınca yüklemesi zor oluyor. Bir gün önceden yüklemem gerekiyor. Aynı gün yüklediğimde yetişmiyor arkadaşlar. Hadi canım ya. Crash yedim ya. Aha geri geldi oyun. Güzel, tamam. Bir an çok korktum ya. Oyun kapandı diye. Evet, aydınlatılmış köyümüze geri geldik. Merhabalar. Yemek az ilerideydi. Aha şuradaydı. Ata sanki konuşma getirmişler. Geçen yoktu bunlar ya. Evet canım. Bir kova ekşi sütümüz var. Bir süremde. Güzel. Ekşi sütler birikmeye devam etsin. Etlerimiz var. Şu hasar görmeye başlamış. Bunu yarın pişirip satabilirim. Kurutulmuş etim var. 20 tane alayım. Onun yanında kendime de yiyecek bir şeyler alacağım. Soğanları muanları değerlendirelim bak. Sebze çorbası falan yapalım. Bal peteğim var. Böyle bir 10 tane falan alayım ya. Yiyeceğim bunu. Envanter. Ballar. Ne kadar iyi bence arkadaşlar. Su da veriyor ve çürümüyor da yani. Efsane bir şey bal peteği. Günlük üretimim çok oğlum. 650 tane bal nedir? Bal şarabı yaparım ben bunlardan. Eti depoya atıyorum. Kaç tane etim olmuş? 500 tane burada var. 800 tane burada. 200... Ne kadar çok şeyim var ya, etim var. Et tamam, su da tamam. Aa bir dakika, bu ayrı. Hayır, dur bekle. Biz görevleri karıştırdık. Kralın görevi şurada bir yerde. Kral 5 tane küklü bot. Şundan, tamam. 5-10 tane yamalı işlik. 5 tane küklü kapşon veriyor. İstiyor, pardon. Yani kürklü malzemeler yapacağız. Kürklü bot. Bir tane var. Ayağımdakini de istemez inşallah. Dokuma tezgahı. Nerede? Şurada mı yapıyoruz? Pabuçlar. Kürklü bot şu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yap bakalım. Ya bu odanın aydınlatma sistemi yok mu kardeşim ya? Zifiri karanlıkta çalıştırıyorlar beni. Burayı geceleri çok kullanıyorum. Buraya bir aydınlatma yapacağım. Ya da yapılıyorsa bekle. Elime bir çekiç alayım. Yok arkadaşlar ya. Duvarlara da bir şey koyulmuyor ki. Dıştan koyuluyor mu acaba? Yok hiçbir şekilde koyulmuyor hocam. Şuraya koyayım o zaman ben de aydınlatmayı. İnşa et. Bekle. Mobilya, dekorasyon, aydınlatma. Aha da buraya böyle koyuyorum. Ya bu çok yüksek oluyor. Bekle. Bir küçüğünü deneyeceğim. Binanın boyunu aşmasın diye. Nasıl ama içerinin aydınlatması? Bak kapat bir. Nasıl yani bu kadar mı? Bu kadar mı aydınlanıyor? Biraz az aydınlanıyor sanki. Neyse uzatmayalım. Kürklü kapşon vereceğiz. 5 tane kürklü kapşon. Kumaş pantolon, eldiven, çantalar, binek. Binekte neler var başka? Oo heybeler var. Güzel heybeler. Ama teknoloji yetmiyor bunlar henüz. Çişte de neler var? Çanta var. Kırba var. Sıradan çanta var. Şapkada. Kürklü kapüşon. Kapüşon, şapka, şapka. Yok bunlar değil arkadaşlar ya. Ama kapüşon nasıl bir şeydi? Hangi sekmede? Ben onu nereden bulacağım kardeşim ya? Aha yamalı içtik. Bu galiba. Doğru. 10 tane lazım bunu. Hoppa! Bir sürü malzemem gidecek. Yap hocam bunu.
Ya öyle tek tek yapma. Dur. Lan oğlum. Bunu birden fazla yapamıyoruz mu? Tek tek mi yapacağız? Zifiri karanlıkta bana çalışma yaptırtıyorlar ya. Aa, keten iplik yokmuş. O yüzden olmuyormuş. Keten ipliği şuradan yaparım bence. Yapamıyorum. Buradan yaparım. Buradan da yapamıyorum. Dur hele bir depoya gidelim. Keten mi yok? Vardı da biz nereye attık acaba? Vardı. Keten olmaz olur mu? Dolandırılıyorum şu anda. Bekle. Keten. Günümüz var 60. Al bakayım şunu. Keten iplik vallahi yok mu? Naneyi yemedin mi taş kafa? Keten ipliklerin hepsini keten kumaş yapmışım. Çok güzel. Çok güzel. Bayağı güzel. Mükemmel. Mükemmel ötesi. Yarın gidip komşu köylerden, şu köyde terzi var, yandaki köye gidip keten iplik alıp geleceğim ya. Kaç tane lazım? 20 tane falan lazım arkadaşlar. Hepsini alayım ya. Lazım oluyor demek ki. Param yok sanki. Atı buraya bırakıyorum. Oraya götürsem de yatmıyor zaten. Hatta içeri bile gelebilir bence. Hanım. Selamünaleyküm. Her şey yalan. Her şey mi bak? Dur nereye gidiyorsun? Mini krallığımızda işler nasıl gidiyor? Şu ana kadar sağ salim gelebildik. Çocuk yatıyor mu çocuk bebe? Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Tamam atıma bir bineyim de. At hanımı sıkıştırıyor kapının önünde ya. Oğlum çok güzel olmuş lan. Tam fotoğraf zamanı arkadaşlar. Ama önce dur keten iplik zamanı dur. Aralardan hemen hızlıca geçip keten iplik almaya gitmem lazım. Şu aradan geçebilir miyim? Geçtim. Lahanalar olmuş. Haşhaşlar olmak üzere. Lahanaları haşhaşları yapsınlar. Haşhaş tohumu da alayım. Gelmişken 50 tane. 50-60-100 taneye yakın alayım. İplik alacağız. Keten iplik alacağız. Keten de alabilirim. Saptan keten sapından ipliğe dönüştürebilirim. Öyle daha karlı olur. Kendim işlersem. Ama işte çok keten satmıyor vatandaşlar. Çok satsalar. Bir de şurada bir kadın var. 2 tane var pardon. Bakalım kadınların özellikleri nasıl. İşe yaramaz. Bu da işe yaramaz. Şimdi. Önce arkadaşlar şu Dagobert'ten başlayalım. Dagobert. Ketene ihtiyacım var. Keten. 49 tane. Aldım senden ketenleri. Keten sapı var. Sende 70 tane. Bunu da aldım. Sende acaba iplik var mıdır? İplik yok. Dur. Bir şey daha buldum. Bir dakika. Gübre. Gerek yok. Haşhaş tohumu var. 87 tane aldım. Haşhaş hayvan tohumu. Suni gübre soğan tohumu. Bence tohumlardan sadece haşhaş tohumu yeter ya. 4 de çanta aldım. Param çok. O yüzden harcıyorum. Kinga. Sende bunlar işe yaramaz ya. Matilda mıydı? Herzimiz Matilda'ydı herhalde ya. Bu her seferinde bize bir sürü iş çıkaran kadın. Keten sapı. Keten 6.5'a satıyor bu. Şerefsize bak. Kara borsaya düşürmüş malları. Yeter bence bu kadar keten ya. Arkadaşlar. Böyle daha karlı oldu. Keten sapını komple aldım. Keteni ayrıştırıp keten sapına dönüştürüyorduk. Sapını da götürüp ipe dönüştürüyorduk. Öyle hatırlıyorum yanlış değilse. Gidip deneyeceğim şimdi. Evet şu manzaralara bakar mısınız ya? Ekranı da kapatayım. Gerçekten mükemmel manzaralar. Bu hafta içerisinde şey de gelecek. Süpermarket simülatör de gelecek. Video olarak paylaşacağım onu. Ufak tefek onlara da başlayacağım arkadaşlar. Birkaç video çekeceğim yani. Tanıtım amaçlı olabilir. Kendi paramla satın aldım ama yani yeni bir oyun ya. Deneyelim istiyorum. Çok beğenmedim ama onu söyleyeyim baştan. Önyargıyla başlayacağım oyuna yani. Önce isterseniz Zahra gidelim. Merhaba gençler kolay gelsin. Bak sizin bile oturacak yeriniz var ya. Buralar çok güzel oldu şuraları. Bir saatte yapmıştım. Hocam çavdar tahılımız varmış. Buğday tahılımız varmış. Keten tohumu. Şu keten tohumlarını 500 tane keten varmış çantamda ya. Ya Allah beni kahretmesin ya. Ya buraya gelsem olayı çözecekmişiz ya. Gel atım gel. Takip et beni. Gel peşimden gel. Yani ben de diyorum bu ketenler nereye gitti kardeşim ya. Al. Aha burada 232 tane keten iplik. Neyse. Tecrübe kazandık. Diplomasi gelişti.
Yani böyle böyle artık. İdare edeceğiz, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Diplomasim niye fullenmedi benim ya? Onu da bilmiyorum bu arada. Bitti, evet. Şu görevleri bir teslim edelim. Yamalı işlik yapacağız. Donumdakini bir, götümdekini bile istiyorlar ya. Tabiri caizse. 10 tane yamalı işlik. Bunları vereceğim. Kürklü botu yaptık. Bir de kürklü kapüşon. Onu da yapacağız. Ondan sonra bu iş tamamdır. Kapüşon, kapüşon. Gömlekler, tunikler. Yelek, tunik. Sıradan tunik. Kapitone yelek. Eldivenler. Çantalar. Kapüşonlar. Şu. Bunlar uzun kapüşonlar. Kürklü pelerin. Biz bunu yapacağız arkadaşlar. 600 sikke de buna verdik. Kaç tane istiyor? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zaten çok yapamıyorum. Nasıl malzeme istiyorsa. Malzemeyi diye çekiyor. Diye çekiyor arkadaşlar ya. Gidek şu görevi de yapak da diğer görevi de gelecek bölüm yapacağım artık. Aha, dikim evi 3 level oldu. Hemen. Dur gitmeden. Hemen. Nasıl yapıyorduk onu lan? Şu binalar. Üretim. Dikim evi 3. Koydum. Taş. Umarım içine aydınlatma koyuluyordur. Teşekkürler. Koyulmuyorsa olay çıkartırım. Allah! Hayvanın kafasına vurduk. Nasıl denk geldi? Allah kahretmesin ya. Vallahi bilerek yapmadım ya, atım ya. Sana kurban olurum, özür dilerim ya. Ne işin var senin de orada salak? Gelsene buraya ya. Ay çok içim yandı, yemin ediyorum içim acıdı ya. Taş da bitti, her şey bitti oğlum. Yok taş, kalas bitti, kalas. Kalas bir odun. Kalas. Şöyle 70 tane falan üreteyim. Oğlum bu kalası biz yiyor muyuz lan çerez niyetine? Nasıl bu kadar çok tüketiliyor bir anda? Her bölüm 500 tane kalas tüketiyorum ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Atın kafasına vurduk ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şuradan içeriği de yapalım. Evet, artık bence aydınlatma oluyordur umarım. Tamam mı? Bu buraya olmuyorsa yani ben buraya aydınlatma istiyorum kardeşim ya. Ben anlamam, bana ne aydınlatma yapacaksınız. Nasıl yapılıyordur acaba ya? Taş duvarlara şey yok. Tuş yok, tuş arkadaşlar. Tuş olsa yakalayamıyor. Evlerde tuş oluyor, açılıyor direkt. Burada hiç dekorasyon yapılmıyor. Bu eksik bence, bunu söyleyin yapsınlar ya. Hadi gidek de şu görevi bitirek hele. Soğuk savaş görevini yapacağız. Hepsi çantada zaten, direkt gidiyorum. Ne kadarlık malzeme istedi bizden ortalama? Her biri 500 bin sikke arasından. Dur değerine çantadan bakalım. 440 sikke kürklü kapüşonlar. Tunikler değil. Asilzade botu. O da değil. Oo, bir dakika. 920 sikkeymiş içlik. Bizden istedikleri. Ayakkabıyla şey de 700'e geliyor. Toplam 1600. 10 tane desek 16.000. 5 çık oradan. 10.000 sikke falan bize buranın maliyeti var yani bu görevin. İyi para lan. Kral da ilimizi sömürdü. Böyle vergi mi alınır? Nasılını satayım? Vergi, vergi, vergi. Her yerde vergi ya. Dert ya. Sıkıntı kardeşim. Kurtlar hırlıyor da savaşmayacağım. İşim var şu an, acele. Görevi bitirmem lazım. Etim de çok bir de ya. O eti gidek bir şey yapak da satışa koyak ya. Hepsini birden sattırayım da arkadaşlar. Çürümesin o etler. Yazık günah ya. 3 tane tezgahı yemek şeye bozabilirim. Yemeğe dönüştürebilirim yani. 2-3 günde satılsın diye. Şöyle yapabilirim. Yeni geldi aklıma. Günde 100-100 yapıp sattırabilirim yani. Değil mi? Aynen o da olur. Bak mantıklı. Allahu Ekber. Bunu öldürek ya. Bundan çok yük geliyor. Ama şeyi verdik. Bir dakika. Silahım var mı benim yanımda? Silah yok. Bıçak var sadece. Bin devam. 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 Arbaleti adama verdik ya görev yaparken. Silah yok. Mızrak olsa 3-4 tane mızrak yapak gidek de. Herhalde ipnen, kumaştan, mumaştan yapılıyordu. Onu yapak ya. Let's go. Onu yapak, o önemli. Haneden şöhretimiz artacak. Bayağı bir. Bu görevi bitirince 1294 haneden şöhreti veriyor görev. Bundan sonra başka da bir şey yok ya.
Başka bir şey, %1 de mutluluk verecek işte, %1. Her görev %1, %2 veriyor pardon, %2 aynen. Anasını sattığımın köyü Pizan'a geldik ya. Hep arabalar var da arabaların yanında durmuyorum arkadaşlar ya. Yol çok uzuyor o zaman. İn bin. Baya yavaş gidiyoruz. Gelecek bölümü unutmazsam bir de 3-5 tane fotoğraf çekip paylaşacağım gene YouTube toplulukta. Bilginiz olsun. Kardeşim selamünaleyküm. Dur bekle, gitme. Bekle. Hazır tabii. Bunlar da en çetin kışta bile üşümez. 1261 şey verdi. Şöhret. Görevi tamamladık. Unigos'un hikayesine devam edeceğim. Burada oyunu kaydedip mola veriyorum arkadaşlar. Daha sık bölümler için bölümleri biraz kısmam lazım. Yani anlayış göstermeniz lazım. Yoksa uzun bölümler dersem, yani uzun çekmem için uzun zamana, bir gün öncesine ihtiyacım var. Şimdi bunu ben 11'de çektim. Şimdi yüklemeye koysam 2'ye kadar yüklenir. 2'de paylaşırım en geç. Ama 1,5 saat olunca 3-4 saat sürüyor yüklemesi. Uzun sürüyor yani. Bölümler çok 2K olunca çok şey, uzun. Yüklemesi zor oluyor. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bölümde görüşürüz. Bildirimleri açmayı unutmayın ki bölümlerden anında haberdar olasınız. Bay bay.